Burasıymış ya bizim aradığımız yer aslında. He? Hocam aradığımız yer burası. Burası şimdi. Şöyle bir panoramik çekmeye çalışalım da. Ne nehri burası? Rhine. Ren. Rhine. Ve üzerinde güneş de batıyor ama umarım güzel çıkar. Burası güzelmiş. Şöyle yine ben panoramik alayım. Ağaçlar falan da ilginç. Karşıda çift ne onlar? Karşıdakiler taş mı, koyun mu? Aşağıda iniliyor. Ve koluma yapsana. Şu gemiyi de bekliyorum. Gezinti gemisi mi bu? Evet. Gezinti değil galiba ya. Öyle görünmüyor. Değil mi? Gezinti olan o beyaz var ya o sağdaki. Ha bu baya bir yük eşya taşıyor o, herhalde. Bir şey taşıyordur. Şey, neyse demir taşıyordur. Çelik taşıyordur. Nehir boyunca yürümeye devam ediyoruz. Bu ilginç budamışlar ağaçları. Almanya'nın yasasının ilk kuralı burada yazıyor. Neymiş? Hürmediye nasıl çevireceğim? Gurur değil de onur. İnsanın onuruna dokunulmaz. İnsanın onuruna dokunulmaz. Almanya'nın ilk kuralı. Alman anayasasının yazmışlar. Billboardlara. Ya işte bizim Balıkesir'deki avlu gibi. He? Yani benzetemedik de bir taraftan bakıyorsun böyle İzmir sanki işte o Gündoğdu meydan o konak monak o taraflar. Bir taraftan şu köprüye bakıyorsun sanki böyle bir İstanbul Haliç'i andırıyor. Ama ya gerçekten inanılmaz ya böyle bir nehir var evler baksana yani karşı taraf. Ya o yeşil alan koyunlar bile otlatıyor insanlar orada. Orada yürüyorlar. Yani büyük bir şehir. Ve yani o da karşıda görünüyor mu ki ya? Şöyle birazcık daha bakalım. Yaklaştıralım. Yani burada koyunlar otlatıyor. İnsan bu böyle boşluğa ev yapar. İşte Almanya'nın en büyük avantajlarından biri bu. Hani derslerde de anlatıyoruz hep.
denge profiline ulaşmış. Biraz da ders anlatalım ya. Denge profiline ulaşmış bir akarsu görüyorsunuz burada bak. Menderesler çize çize akıyor. Üzerinde ya işte böyle menderes yapıyor bak büklüm büklüm. Bak bizim o az önce yanımızdan önümüzden geçen o gemi. Gemi mi demek lazım? Tekne. Büyük. Ta nereye kadar gitti bak kaç kilometre içerilere kadar gidiyor. Aynı zamanda bir yol burası. Ticaret yolu bu nehirler. Bisiklet yolu yine. Yani ya böyle sürsek bisikletlere biz bir terleriz ya. Yani böyle bir meydanın var. Neyse hadi ben yorum yapmayacağım. Bizim de böyle meydanlarımız var. Bir an böyle Akçay aklıma geliyor. Balıkesir'de. Bir an şu böyle nehri bir deniz gibi düşünüyorum. Denizi böyle kaç kat oldu mesela? Altınoluk aklıma geliyor bir taraftan. Bak insanlar dinleniyor hocam. Gerek yok. Bir şeyler boğmaya. Meydan lazım böyle açık alan. Rahat rahat. Buradan devam ediyoruz. Devam edelim bakalım. Oturmaya yer, oturmaya, dinlenmeye, soluklanmaya bir yer bulacağız kendimize. Şimdi alt yola indik. Kafeteryalar burada kaldı. Şurayı bir atlayalım. Burası da bilet yeri. Buradan mı biniliyor? Yolcu inme, iyi bindirme yeri galiba burası. Çok hızlı akıyor nehir. Evet. Kafeteryalar da burada kalmış. İndiğimiz yere geri döndük. König krallık falan demek mi? Evet, König kral demek. Bak görüyor musun buraya kilit takıyorlar. Köyünde şey var böyle çok meşhur bir köprü var. Evet, köprü. Evet. Aynen oraya hep takıyorlar. Herkes şey, geldi anahtar evet. Yazıyorlar kendilerinin isimlerini yazıyorlar. Öyle asıyorlar öyle. Biz de okulda mezunlara yapmıştık bir sene öyle. Kilit taktırdık onlara okul bahçesine. Ondan sonra anısı hatırası olsun diye. Okulu ziyaret ettiğinde gelecek anahtarı kendisinde. Yani açacak tekrar kilitleyecek falan filan. Gelen giden olmadı. Kilitler unutuldu gitti. Ya, maç izliyorlar. Nehir manzarası. Çok kalabalık her yer. Sosyal hayat burada daha hızlı. Evet. Karşıda baksana. Karşı taraf da çok güzel ha. Aha bir gemi daha geliyor. Taşıyan gemiler bunlar. Bir kentten diğer kente deniz yolu taşımacılığını çok rahatlıkla yapabiliyorlar. Sanayi bölgesi, Ruhr bölgesi artık burası.
Ruhr Havzası. Çok zengin sanayi kuruluşları var. Avrupa'nın da Almanya'nın da en büyük sanayi kuruluşları burada. Çevresinde çok zengin maden yatakları var. Özellikle taş kömürü. Kömür çıkarılıyor. Fotoğraf çektirdiğimiz yere geldik. Bir üstten bir alttan. Peki. Bugün burada bayağı bir turist kafilesi de var. Belli. Az önce amcam İngiltere'den geldiğini söylüyordu. Ne tarafa gitsek acaba? Şurası da şöyle bir park meydan ama bizimkiler yukarı çıktı. Aha. Ne yapalım? Oradan mı geçelim? Bilemedim. Park etmiş ya. Bakalım kendimize bir dinlen. Her yer çok kalabalık bugün. Bir dinlenme, bir soluklanma yeri bulmaya çalışacağız. Bakalım bir de buradan gideceğiz. Bu yol bizi nereye götürecek? Efendim buralarda en ünlü tatlı waffle, dondurması, kreması ve sıcak. Bu vişne mi kiraz mı? Vişne sosuyla beraber yeniyor. Yanında da şöyle güzel bir kahve olursa. Kiraz, kiraz. Kiraz yazıyordu üstünde. Vişne ya da kiraz sosu sıcak ikram ediliyor. Almanya'nın her yerinde şöyle ice kafeler var. Dondurma kafeteryaları. Afiyet olsun. Evet. Kafeteryamızdan da çıktık. Kahvemizi içtik. Eğer şu fotoğraf çekebilirsem bir fotoğraf daha çekeyim. Geliyorum. Yavaş yavaş. Yok yok, ben sadece manzara fotoğrafı alacağım. Evet sevgili dostlar, sevgili takipçiler. Bugün de güneşi Düsseldorf'ta batırdık. Şöyle Düsseldorf'un ünlü manzarası eşliğinde. Sevgiyle kalın, takipte kalın, hoşça kalın. Bir sonraki gezi durağımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.